Evet, efendim yasağın cazibesini bilmeyen yoktur. Öyle değil mi? Efendim şimdi yasaklanmış bir aşkı ve doğurduğu sonuçları bir inceleyelim bakalım biz nasıl ele almışız. Buyurun. Gelin gelin, kimse yok, gelin buyurun. Buyurun İsmail Bey. Yok yok, buyurun buyurun. En müsait. Efendim, çok teşekkür ederim. Efendim, ben teşekkür ederim. Yani normalde kızım böyle eve birileri gelip gidince böyle name yapıyor ama... ama benim de diyetim var canım. Doktorcuğum dedi ki bugün senin yeşillik yeme günün. Yani size bir bakıyorum da... ceket yeşil... gömlek yeşil, kravat yeşil, pantol yeşil, çorap yeşile ben ne yapayım yani? Siz de ısıtıcıyı öyle bir açmışsınız ki insan terden bir hal oluyor. İsterseniz şu fazlalıkları çıkaralım da yeşile basıp bir stres atın da kendinize gelin. Bir dakika, bir dakika. Biz bu karakterleri önceden tanıyor muyuz? Tanıştık sizinle daha önce. Evet. Siz kız istemeye gitmiştiniz oğlunuza. Evet. Hanımefendi kızını vermek istemedi. Siz oğlunuzu vermek istemediniz. Sonra birbirinizi tanıyıp hoşlandınız ve flört etmeye başladınız, öyle mi? Evet, anasına bak kızını al derler ya hocam. Anasına bakıp anasını aldım ben. Peki bir görelim bakalım devamında ne yapıyorsunuz? Sinem Hanımcığım, hemen gidecektim ama şöyle bir yukarı geleyim. Belki bir şeyler ikram edersiniz diye düşündüm. Yeşil çay mı içsek? Oldu olacak, bir kahvenizi içerim. Tamam canım, kahve de olur. Ben size kahve de yaparım. Bir kahvenin lafı mı olur canım? Bir kahve olur, iki kahve olur. Evde tenha, kimse de yok. Üstüne fal bile bakarız Sinem Hanım. Ama sizin falınız fallandı. Ben fal bakmada... Anlamıyorsun, gerçekten anne evde olabilir. Kızım geliyor. Saklan, sak adam. Sak. Gel. İsmail Bey, koş. Hah, tamam, ev boş. Bak, bir kahve içip gideceksin, tamam mı? Ya rahat ol bebeğim, sen annenden niye bu kadar korkuyorsun ki ya? Ya anlamıyorsun, daha yeni nişan attım. Daha parmağımdan yüzün izi gitmeden annem eve erkek misafir ettiğimi duyarsa kıtır kıtır doğrar mı Allah beni? Sen şey dedin bana. Ne? Nişanlın var ya senin bir tane, onun babası varmış bir tane lavuk, yeşille. Onunla birlikte dedin sürekli. Ne oldu şimdi? Serif hatırlatma şunu bak, tüylerim diken diken oldu. Adam kanepeye atletle doğmuş resmen ya. 50 yaşında ve hala askere gitmemiş. İnanabiliyor musun? Sinem Hanım, bedelli askerlik çıkıyor. Gidip geleceğim, beni bekleyin. Siz askere gidin, ben size kokulu mektup yazarım. O zaman... şey yap, bir tane kahve yap. Tamam, tamam, ben sana kahve yapayım. Ha. Tamam mı? Kahveyi yapıp içip gideceksin, tamam mı? Tamam, gideceğim, gideceğim. Ya Bengisu, bu lavaboya sıkıştım ben ya. Nerede lavabo? Bir dakika, bir dakika. Hakkı, lavaboya nasıl sıkıştın? Yani muslukla lavabonun arasında mı kaldın? Ne yaptın? Yani sadece sıkışmak duyduk. Tuvalete sıkışmak duyduk. Lavaboya gitmek duyduk. Ama lavaboya sıkışmak... İsmail, sendeyiz. Lavaboya gitmemesi lazım aslında. Helaya gitmesi lazım. Çünkü lavaboya eğer ihtiyaç gideriyorsa bu çok kötü bir şey hocam. Ben elimi yıkıyorum lavaboda İsmail. Elimi yıkıyorum arkadaşım. Evet, peki oradan alalım. Sen Bengisu giderken sıkış ve yerini sor, oradan alalım. Kahveyi içip gideceksin, tamam mı? Tamam. Ya Bengisu bir şey soracağım. Bu Hela nerede sizin Hela? Evin içinde mi, dışında mı? Nerede ben? Burada, gel göstereyim. Ay İsmail Bey, ben hiç sevmedim bu çocuğu ya, ha? Böyle bir kahveyi içmeye geldim diyor ama sanki... Hı? İnanmayın efendim, erkekler genç kızları hep kahve vaadiyle kandırırlar. Ah, ah benim... Sen de kahve dedin.
Sen de kahve içmeye geldin. Ama benim kötü niyetim yok gerçekten yani. Şuradan kötü bir niyet çıkabilir mi hocam? Bir bakın yani. Peki niye geldi? Senin karakterin niye geldi? Kahve iç, ne diye kahve içecek? Kötü bir niyeti yoksa. Ben araştırdım. Kahve 40 yılı hatır olsun diye içiliyormuş. Evet, niyeti ciddi olanlar kahve içerler hocam. İlişkiyi uzun tutmak, ciddi düşünenler mi kahve içer? Evet hocam, ilişkimizi eğer uzun tutmak istiyorsak kahve içmemiz lazım. Çünkü 40 yıl bir yastığa baş koyabiliriz o zaman. Eğer ilişkinizi kısa tutmak istiyorsanız gazoz içebilirsiniz misal. Onu da biliyorum. Onu nereden çıkardın? Görüyoruz, duyuyoruz hocam. Gazoz içen erkekler gerçekten pek iyi niyetli olmayabiliyorlar. Onlar bir iki saatlik ya da birkaç günlük ilişki düşünüyor olabilirler. Kahve iyidir hocam. Fikrimi değiştirdim. Bu çocuk iyi çocuk. Evet, devam edin biraz öncesinden. Ah, ah benim salak kızım. Salak malak ama vallahi sizi burada görürse böyle eski nişanlısının babasısınız. Olmaz. En iyisi siz gidin. Olur mu efendim? Niye gidiyorum ya? Aa, sizin gibi böyle güzel, verimli bir bahçeyi ben böyle elin adamının yanında nasıl bırakayım? Vallahi size bir şey olursa ben solar giderim. Siz benim can suyumsunuz. Ama İsmail Bey, solmayın, solmayın. Ben sizi her türlü sularım. Gel. Alo. Hacı. Ne yapıyorsun? Oğlum neredeyim biliyor musun? Bu bir tane kız vardı ya hani, nişanı yeni attım, ben erkek arkadaş istemiyorum diyen. Neredeyim? Evindeyim tabii lan. Vallahi. Bornoz var oğlum üstümde. Vallahi. Sinem Hanım, bence bu çocuğun niyeti kötü. İsterseniz şuradan atlayayım üstüne, bir güzel hacamat edeyim, aklını eline vereyim bebenin. Hayır, hayır, olmaz, olmaz. Hep merak ederim. Hacamat nasıl edilir, hacamat nedir? Hacamat, Japonca kökenli bir kelimedir. Hangi şarkı kelimeden da geliyor? Hacimato. Şarkısı da var, isterseniz söyleyeyim onu da. Tomodashi tu hashagu kimi yo. Kaze yo do katsure de kanaide. Peki ne anlama geliyor? Bir halk kahramanı. Bu halk kahramanı Fuji Yanardağ'ına karşı savaşmış. Fuji Yanardağ'ına karşı kendi şehrini korumuş hocam. Çok kıymetli bir halk kahramanımızdır Hacimato. Yani Japonca'dan gelmiş dilimize öyle mi? Evet hocam, Taşimasu'nun kardeşi. Taşimasu kim ya? Taşimasu onun kardeşi. Şimdi aslında bizim Türkçemize bir sürü Japonca kelime katıldı. Hmm, hangileri mesela? Bir tane örnek ver. Mesela karton Pierre hocam. Olur mu oğlum, o Fransızca. Hayır hocam, karton Pierre Japonca. Nasıl olur? Karton Pierre'in babası Fransız, annesi Japon. O yüzden soyadını Fransızcadan almış. Ama hep Japonya'da büyümüştür hocam. Adı ne? Karton Pierre hocam. Ha, direkt. Evet hocam, Pierre Loti'nin oğlu. Yani babası karton Pierre Loti mi? Evet hocam, karton Pierre Loti. Nerede yaşıyor? Pierre Loti'de. Pierre Loti adını oradan mı almış? Evet hocam, Pierre Loti karton Pierre Loti'den gelir. Peki bu karton Pierre'in babası yaşıyor mu hala? Yaşamaz mı hocam? Hocam niye yaşamasın? O da insan. Hocam iyi misiniz? Sormadım. Kaç yaşında yani bu adam orada tepede ne yapıyor? Çok yaşlı hocam. Birkaç yıl önce tepeye çıkamıyor diye teleferik yaptılar ona. Orada oksijen mi fazla geldi size? Nedir o? Oğlum hakikaten fotosentez mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamıyorum ki ben. Peki ama biz mecazi anlamda kullanıyoruz değil mi hacamatı? Evet hocam, hacimatı mecazi anlamda kullanıyoruz. Peki nasıl yapılır? Hacimat mı? Evet. Bildiğiniz Türkçe olan hacimat... Hacamat et. Hakikaten o içinden geleni yap bakalım nasıl. Ama şey yani bu şekil olarak gösteriyoruz, oyunda değil. Yani hacimat şöyle bir şeydir hocam. Yani İsmail hocam. Böyle bir şey. Tamam. Hakkı. Dur, çıkarma İsmail. Oğlum. Çıkarma, inandım. Sonra kaybediyorsun. Vallahi çağırırım be diyor. Otur oğlum. Güle vereyim seni vallahi. Otur. Şişt, tak onu kafana, otur. Beni güdük gördü diye böyle yapıyor hocam.
Evet, peki oradan devam edelim. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Efendim, bu çocuğun niyeti kötü. İsterseniz şuradan atlayayım üzerine, hacamat edeyim ha. Aklını eline vereyim bebenin. Hayır, hayır. Korkarım, korkarım. Size bir şey olursa çok üzülürüm ben. Gitmeyin. Efendim, merak etmeyin. Ben hazırlıklı geldim. Ha. Şu eteri pamuğa döktüm mü, bayılttım mı tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benimle buluşacaktınız, eterle mi geldiniz? Ben anlamadım. Ne işinize yarayacak, ne alaka? Efendim, ne zaman ne olacağı belli olmaz. Bakın, mis gibi işe yaradı. Doğru. Kahven nasıl olsun? Vallahi orta olur. Burada olur. Burada olur, hatta burada bile olur yani. Tamam, ben sana kahve yapayım. Eyvallah. Acı duydun mu? Ha? Ürkek. En sevdiğimden. Sinem Hanım, ben harekete geçiyorum. Aman dikkat edin. Dallarınıza, budaklarınıza bir şey olmaz. Üzülür. Efendim, sizi bunca yıl sonra bulmuşum. Ben ona izin verir miyim? Evet. Siz benim can suyumsunuz. Bir şey olursa ben solarım. Ama siz de böyle hep tatlı dilli. Hep tatlı dilli böyle. Hep tatlı. Hadi ya, vallahi gidin. Gidin, vallahi gidin. Aman. Hadi. Hacı, çok anasının gözüyüm ben ya. Ha, çok acayip bir şeyim oğlum ya. Oğlum, en son Cansu diye bir kızla çıkacağım, artık rahat edeceğim lan. Çok fenayım lan. Kardeşimsin ya. Sinem Hanım bayıldı. Bayıldı mı? Vallahi. Ay vallahi. Ay stres oldum vallahi. Evde sıcak, terledim iyice. Vallahi makyajım bozulacak, sevmeyeceksiniz beni. Ben alayım efendim. Anladım. Olur mu öyle şey? Aa, Sinem Hanım. Sinem Hanım. Aa, senin ne işin var? Anne. Anne. Dur, anne. Dur, sus, anne. Sus. 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 Efendim, aşk yasaklanamaz, kalıba sokulamaz ve engel olunamaz bir duygudur. Aşk ancak ne olur? Anlatılabilir. O da iyi bir şairin elindense. Kötü birisi, böyle beceriksiz birisi anlatırsa hiç çekilmez. Oğlum bitti, bölüm bitti. Kalkın hadi. Çocuklar. Bölüm bitti, bölüm. Lan gerçekten eterle mi şey yaptınız, oynadınız bakayım? Kokusu da benziyor ya. Anam. Lan, eterim lan.